Arkadaşlar dersimizin konusu, ana konumuz birkaç gündür takva üzerine hassasiyet gösteriyoruz. Takva daha çok uygulama sahasına bakan meselelerdir. Hani işte Allah var, ahiret var, işte şöyle meseleler var, böyle meseleler var. Allah çok azim, kebir ama sen uygulamada herhangi bir değişiklik sende yoksa Allah'ın ne azim olması, ne kebir olması, ne de ekber olması sana fayda vermez. Neye bakılır? Kişinin işidir aynası, lafa bakılmaz. Hani palavradan işte şöyle böyle işte bahsetmenin veya efendim imani bahislerden dem vurmanın uygulama sahasında uygulaması yoksa maalesef kimseye fayda vermiyor. Bunu da artık açık ve seçik bir şekilde ifade etmemiz gerekir. Konuştuğumuz ve anlattığımız kadar nurcu değiliz. Yaşadığımız kadar nurcuyuz. Uygulayabildiğimiz kadar nurcuyuz. Çok âmi insanlar, bak çok âmi, cahil, bizim bilgimizin belki yarısı çeyreği yok. Ahirette bizi geçecek. Uygulaması var çünkü. Adam hassas davranmış, geçer. Çünkü Allah neye bakar? Amellerinize bakar diyor. Laflarınıza bakmaz. İşte bu noktada son zamanlarda hani Risale-i Nur'un takva ve amel noktasında ağırlıklı meselelerine el attık. Tabii yine derslerimiz iman sahasında da ilerleyen zamanlarda devam edecek. Bunlardan da en ehemmiyetli olan bir tanesi neymiş? Gıybet. Hani gündelik hayatta çokça istimal ettiğimiz, mümin kardeşimizin aleyhinde çokça bulunduğumuz, hatta sorarken de şey anlatırken de ne diyorsa bazıları gıybet ediyorlar. Yani ben etmiyorum da bazıları gıybet eder. Böyle. Halbuki tövbe, sen etmiyorsun, ben etmiyorum. Bu gıybeti kim ediyor o zaman? Bu mesele buraya neden yazıldı? Ve Cenab-ı Hak Hucurat Suresi 12. ayette bu meseleyi neden ele aldı? Demek ki insanlığın çokça düşeceği zaaf noktası olduğundan dolayı Allah bu meseleyi ele almıştır. Hani gıybet deyince dini bir mesele olarak değil de kahvehanede de gıybet ediliyor. O da gıybet. Adam şunun bunun aleyhinde konuşuyor. E kardeş yazıyor. Defter yazıyor. Niye konuşuyorsun ki? Üzerine vazife olmayan işe niye karışıyor? Seni savcı mı yaptılar? Savcı mısın sen? Vazifedar mısın? Hani bazen böyle milletvekillerinin aleyhinde, bakanların aleyhinde konuşuyorlar. O gıybet olmuyor zannediyorlar ya. Ya sana ne ki? O da gıybet oluyor. Yani adamın makamı yükselince gıybeti caiz oluyor diyor. Böyle bir şey yok. Halife de olsa, aleyhinde konuşuyorsan o da yazıyor. Cenab-ı Hak bu meseleye şöyle bir açıklık getiriyor. Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Hep zan. Maalesef şeytan bizi zanlarla aldatıyor. Kesin bildiğin bir hususta aldanır mısın? Ama diyor ki öyle değildir diyor. O şöyledir, böyledir. Hep böyle mümin kardeşimize karşı zanlar yüzünden ne yapıyoruz? Pek çok mümin kardeşimizi kendimizden soğutuyoruz. Hani yerinde kulağı vardır derler. Hakikaten bir gıybet edildiği yerde kalmıyor. Şeytan onu yayıyor. Niye? Fitne sebebi olması için yayıyor. Fitne olsun diye yayıyor. Yani bin tane güzel laf konuş, bir kişi şu kapıdan çıkıp da demez ki ya işte burada sohbet ortamında çok güzel laflar edildi, çok güzel şeyler bahsedildi. Kimse demez. Bir tane bir ağzımdan şimdi bir küfür çıksa herkes dışarıda onu konuşur. 40 dakika ders yapayım,
Kimsenin aklında bir şey kalmaz. Arada bir küfür sallayayım. Ya hoca da ne küfür etti ya. O kalır hatırda. Çünkü mizaç böyle. Şeye çok meyilli. Bozulmaya, bozuk hayata çok meyillidir. Cenab-ı Hak bu yüzden ne diyor? Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bazısı günahtır. Hangisi günahtır? Zannın hangisi günahtır? Suizan. Evet. Hüsnüzan? Hüsnüzan sevaptır. Ama hüsnüzan deyip de şimdi saflığa da gerek yok. Değil mi? Ne diyor? Her söylediğin doğru olmalı. Fakat her doğruyu söylemek doğru değildir diyor mesela. Bir ölçü de veriyor üstad. Hani kimisi de böyle herkese iyi bakar. Hani hizmet dünyasının içerisinde bir sürü de karışıklıklar olur. O da doğru değil. Hani vardı ya bir üşkiyatçı adam mesela cemaatin içerisinde karışıklık yapmaya çalışıyor. Şimdi buna hüsnü zannedilir mi? Olmaz. Bu insanların hakkı hukuku var. Biz bunları muhafaza etmekle mükellefiz. Başta ben hani olmak üzere. Bunlara da hüsnü zannetmeye gerek yok. Ama dairemiz içerisinde bütün mümine ve müminata hüsnü zan göstermek bir Müslüman olarak bizim vazifemiz. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Bazınızı gıybet etmesin. Burada açık açık da söylüyor yani ayette, değil mi? Hani gündelik yapmış olduğumuz işleri söylüyor. Hangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır? Bundan tiksindiniz değil mi? Allah'tan sakının. Şüphesiz ki Allah tevvaptır, tevbeleri çokça kabul eder, rahimdir, çok merhamet edendir diye Cenab-ı Hak bu ayetin sonundaki belagattan anlaşılıyor ki insanlar her ne kadar ikaz edilseler de bu hatayı işleyecekler. İnsanlar her ne kadar ikaz edilseler de bu hatayı ne yapacaklar? İşleyecekler. O zaman Cenab-ı Hak ne yapıyor? Tevvap ismiyle, Rahim ismiyle bize müdahale ediyor. Gelin diyor, tekrar limana gelin. Çok da tatlıdır ama. Hatta şeytanın hileleriyle ilgili bir hadiste diyor ki, gıybet ettikleri zaman onların dudağına bal sürerim diyor. Öyle lezzetlidir ki, değil mi? Biraz seni çekiştirsek, biraz da senin arkandan konuşsak, mevzu böyle akar gider. Ama bir hayırdan, bir istikametten bahsetmeye veya bir şey yapmaya, Allah yolunda bir şey yapmaya çalış, mevzu hemen başka tarafa kayar. Ama gıybet etmek olduğunda mesele öyle hoşlanır, öyle insan akar gider ki kendisi bile şaşırır, saatler geçmiş. Zaten imtihan dediğimiz olay da bu. İmtihan nedir? Sana böyle şeytanın haz vereceği şeylerle imtihan olmaktır. Yoksa gıybet gerçekte çok kötü fakat o kötülüğe nispeten o kadar da lezzetli bir şey. Cenab-ı Hak da bunu ölü kardeşinin etini yemek olarak tasvir ediyor. اَيُّهِبُّ اَحَدُكُمْ اَيَّكُلَا لَهْمَنْ اَخِيهِ مَيْتَ Yani hangi biriniz ölü kardeşinin etini yemek ister? Değil mi? Biz etmiyoruz da hani edenler için bahsediyoruz. Yoksa bizde zaten gıybet olmaz, değil mi şu ay? Hep başkaları yapıyor. Hayatımızın bekası
Şimdi şurada şu noktayı da değerlendirmek lazım. Gıybet nedir? Evvela gıybetin kelime yapısını bir inceleyelim bakalım. Daha çok arkadan konuşmak. Değil mi? Çekiştirmek. Arkasından çekiştirmek. Kötü noktada. Hatalarını, kabahatlerini, kusurlarını ortaya çıkarmak. Bunu çok da güzel ayet tefsir etti aslında. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Birbirinizin kusurunu ortaya çıkarmaya çalışmak ve yaymaya çalışmak. Şimdi burada herkesin kusuru ortaya çıksa herkes birbirine nefret eder değil mi? Öyle bir ortam olur. O zaman hiçbir iyi ortam oluşmaz. Hiç insanlar bir araya gelemezler. İnsanlar eksiklikleriyle, kusurlarıyla, yanlışlarıyla birlikte kabul edilmelidirler ki ortaya bir cemaat kuvveti teşekkül etsin. Aksi halde senin de şu kusurun var, bunun bu kusuru var bunu at, şunun şu kusuru var oraya at. Ulan kimse kalmadı ki. Kusursuz birisi varsa o da Allah'tır. O zaman Allah'la baş başa kalacağız. Mevlana Hazretleri'nin dediği gibi hatasız dost arayan dostsuz kalır. O zaman yalnız başına münzeviyane çekileceksin bir tarafa. İşte ayette 6 derece zemmi zem. Zem, zemmetmek. Yani kötülemek, aşağılamak. Bu da enaniyetten kaynaklanan bir husustur. Yani sen kötüsün, ben iyiyim. Benim iyi olduğumu nasıl ifade etmem gerekiyor? Seni kötüleyerek. Yani başkasının omuzuna basarak yükselmeye çalışmaktır bu. Faziletin varsa çık er meydanına, faziletini göster. Ama bu zor iş. Fazilet teşekkül ettirmek, belli bir çalışmaya bakan, belli bir takvaya bakan mesele. O zaman kendi faziletini göstermek için başkasının sırtına basarak, yani onu aşağılayıp kendisi yükselme tarafına gider. Onu bunu kötüleme tarafına gider. İşte Kur'an bunu men ediyor, yasak ediyor. Mesela birisini gıybet etmedik. Bize kabirde soracaklar mı ki, ya sen niye filan kişilerin hatasını, kusurunu araştırmadın? Böyle bir sual var mı İbrahim? Sormayacaklar değil mi? Sen niye işte Kadir abinin hatalarını, kusurlarını ortaya çıkarmadın? Böyle bir sual yok. Bundan ben de mükellef değilim. Ne yaparsa yapar. Beni ilgilendirmez. Ama bana şu sorulur. Kadir abinin hatalarını niçin araştırdın? Bu sorulacak. Niçin araştırmadın? Sorulmayacak. Bu günah aynı zamanda. Bakın hatasız dost arayan dostsuz kalır diyoruz ya. Ya Adem Aleyhisselam cennet gibi bir mekandan çıkardı. Bu böyle ucuz bir şey değil. Bu kadar basit bir şey değil. Bu bir peygamber. Hata araştırmaya kalkarsan o zaman peygamberlere de bir şey bulursun. Değil mi? Ya o da çok iyi olsaydı zaten cennetten çıkarmazlardı. Al sana bir laf. Ayette ne diyor Yusuf Aleyhisselam için? Biz onu muhafaza etmeseydik. Bu cümlenin altında yatan manayı anlayabiliyoruz değil mi? Biz onu muhafaza etmeseydik. Demek ki o da bir beşer. Allah korumuş. Ha, demek ki o da desen o da bir gıybet oluyor. Bak ne oldu şimdi? Peygamberler de gitti. Kaldın tek başına. Allah'la baş başayız artık. Ya bizim böyle bir vazifemiz yok. Ama maalesef tabii şeytan insanın dudağına da bir bal sürüyor. Bu da böyle zevk aldıkça alıyor. Arkadaşlar bakın size bir cihat söyleyeyim. İnşallah Cenab-ı Hak bana da onu yapmayı nasip eylesin. Böyle bir ortam gördüğünüzde bakın ki gıybet ediyorlar. Arkadaşlar gıybet etmeyin diye o ortamı bozun. Ya şimdi söylesem ayıp olur. Koskoca adamlar şimdi ben mi şimdi söyleyeceğim veya işte arkadaşlar ne güzel konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. Şimdi hani bozmayayım şeyi vardır ya insanda. Yani bozulmasınlar hatalarını yüzlerine. Yok yok bozun o ortamı bozun. Deyin ki arkadaşlar gıybet ediyorsunuz. Günahtır deyin. Avukata söyleyin geçin. Bozulsun ortam. Yani bu bir cihattır.
hakkı söyleyebilmek bir cihattır. Bundan ilgili Harun Reşid'in hanımı böyle bir mesele de Arafat Dağı'na su getirmiş. Arabistan'da hacılara su getirmiş. Taif'ten. Çok zorlu bir yer. Çok zor şartlarda yapılan bir hizmet. Vefat ettiğinde bakıyorlar öyle yüksek bir makam almış, yükselmiş ki diyorlar ki ya bu makamı herhalde sen hacılara su getirdin de ondan dolayı aldın. Yok diyor, ondan dolayı değil. Ben diyor bu makam bir gün diyor devlet ricalinin hanımları toplanmıştı. Kendi aralarında eğleniyordular. O günler eğlencesi neyse hani toplanmışlar. İşte bir eğlence ortamında ezan okundu diyor. Ben dedim ki ezan okunuyor, ezanı dinleyelim dedim diyor. İşte bundan dolayı Cenab-ı Hak bu makam bana vermiştir diyor. Şimdi orada onu diyebilmek, hani düşün ki bütün devlet kademesi toplanmış. Herkes böyle kendi halindeyken ezan okunuyor. Sen diyorsun arkadaşlar susun, ezan okunuyor dinleyelim. Hani oradaki şahıslar da biri cumhurbaşkanı, biri başbakan, biri efendim İçişleri Bakanı, biri Dışişleri Bakanı. Onu cesaret edemezsin değil mi? Ama abi orada Allah namına söylenen o söz Allah nezdinde ne kadar değerli. Bu yüzden ortam ne olursa olsun abi gıybet ediyorsunuz. Günaha giriyorsunuz. Çünkü nasıl ateş odunu yer bitirir, gıybet dahi bir müminin arkasından konuşmak da ameli salihayı yer bitirir diyor. İkinci bir husus. Mahşer meydanında kişinin diyor gıybet ettiği kişiye sevapları verilir. Diyelim ki ben Celal abi gıybet etmişim. Benim sevaplardan alınıyor, ona veriliyor. Veriliyor. Yetmezse, benim sevaplarım yetmezse işlediğim hataya, bu sefer onun günahlarından alınıyor, bana veriliyor. Dengeleme yapılıyor. Bak Allah ne kadar adil değil mi? Tamam madem sen onu gıybet ettin, onun aleyhinde bulundun, o zaman senin sevapları ona veriyoruz diyor. Herkes cezasını görecek. Yani ağzımızdan salladığımız bir şey kesinlikle boşa gitmiyor. Ve boşa gitmeyecek. Neden boşa gitmiyor? Çok değerlisin, çok önemlisin de ondan. Şimdi Cumhurbaşkanı çıksa bir konuşsa borsa karışır değil mi? Ticari piyasa allak bullak olur. Dolar fırlar, euro fırlar. Böyle bir konuşma yapabilir değil mi? Ha? Bir açıklamayla bunu yapabilir mi? Bak Türkiye'de darbe oldu ve dolar mark fırlamadı. Ama Cumhurbaşkanı çıksın öyle bir açıklama yapar. Bir anda piyasalarda para akışı durur. Dolar fırlar, euro fırlar. Adamın ağzından çıkacak birkaç kelimeye bakıyor. Niye? Adam önemli. Tam zirvede. O adamla ben sabahtan akşama kadar konuşsam ne dolar yerinden oynar ne Türk lirası. Ama o adam konuştuğu zaman oynuyor. Bu kişinin bulunduğu makamın ehemmiyetinden ve hassasiyetinden kaynaklanıyor. Şimdi biz neden bu derece ince hesaba maruz kalıyoruz? Neden Allah bu kadar ehemmiyet veriyor? Benim ağzımdan basit bir şekilde salladığım bir kelime önemli olduğundan dolayı. Kainatın meyvesi, neticesi, çekirdeği insandır. Bu yüzden ağzından çıkan her bir harf ve cümleden de sorumludur. Sana verilen değer ve ehemmiyetten kaynaklanıyor. Şimdi bütün Türkiye bir adama bağlı değil mi? Cumhurbaşkanı diyoruz. İşte bütün kainat da insana bağlı. Eğer oranlamaya vurduğumuz zaman sadece Türkiye'nin toprak bütünlüğünü saysak Cumhurbaşkanı'ndan daha yetkili birisi çıkıyoruz değil mi? Bizim ehemmiyetimiz, bulunduğumuz makam, bütün yıldızlar, galaksiler, cennet, cehennem, arş, kürsi, dey-i münteha, lehv-i mahfuz, lehv-i mahfuz, ispat, alem-i misal ve bunun gibi sayamadığım 18 bin alem senin için yaratılmış. Metrekareye vurduğun zaman sen bugünkü Recep Tayyip Erdoğan'dan daha yetkili, daha ehemmiyetli birisi ortaya çıkıyor. O yüzden Allah bu kadar ehemmiyet veriyor. Ve senin için cehennemi,
ve senin için cenneti halk ediyor. Evet Burak, bir şey söylüyordun. Abi bu sefer adam diyor ki ben onun yüzüne de söyledim. Tövbe de söylemiyor ha. Tamam madem söylüyorsun o yüzüne git söyle. Bizi niye bulaştırıyorsun ki? Git o zaman yüzüne söyle, onunla alakadar ol. Niye bizi günaha sokuyorsun? Doğru, evet. Hani burada kendisine şey çıkartıyor. Hani doğru söylüyorum ki o adamda o özellik var diyor. Zaten cümlenin doğru sonunda da gelecek. Yani. Doğruyu söylemek gıybettir. Yalan söylemek iftiradır. Bir kişinin aleyhinde arkasından yapmadığı bir şeyi söylesek bu o kişiye iftira etmektir. O kişinin işlemiş olduğu günahı bahsedersek o gıybet oluyor. Ya Allah diyor ki kapatın diyor ya. 267 diyor. Barla layıkası. 267. Kazd-ı muhsanat bahsi. Ayetten Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Levla iz semi'tumu kultum ma yekunu leke en netekelleme bihâzâ Subhaneke hâzâ buhtânun azîm. Buhtânun azîm. Ne demek? Büyük bir iftiradır. Büyük bir yalandır. Onu işittiğinizde, Nur suresinde Cenab-ı Hak diyor ki, onu işittiğinizde size geldi bir münafık, bir mümin aleyhinde bir şey söylediğinde, yahut da bir mümin kardeşin, bir Müslüman kardeşin, diğer bir Müslüman kardeşin aleyhinde bir şey söylediğinde, kişinin rütbesi, makamı, kişiliği ne olduğu önemli değil. Bir müminin aleyhinde bir şey söylüyorsa, onu işittiğinizde bunu söylemek bize yakışmaz. Bu ayet meali okuyorum ha. Üstad burada almış bu ayeti. Bak bunu söylemek bize yakışmaz demek gerekiyormuş. Yakışıyorsa sana demek ki kaliten bu kadar. Ne yapalım? Kaliteli insanlar için hani bahsedilen bir konu bu. Çok kalitesiz insan da var yani. Akşama kadar hani sakız gibi onu eleştirir, bunu eleştirir, ondan bundan hayat geçirir. Ve Allah da böyleleri her zaman rezil kepaze eder. Haşa bu büyük bir iftiradır demeniz gerekmez miydi? Haşa bu büyük bir iftiradır demeniz gerekmez miydi? Böyle diyeceksin diyor. Ya şimdi Kadir abi bana bir şey dese şimdi ben böyle mi diyeceğim? Ya mümin aleyhinde efendim gıybet etse diyeceğim tabii, ikaz edeceğim değil mi? Birbirimizi ikaz edeceğiz ki ne olacak? Komple cennete gidebilirim. Aksi halde ne olur? Oradan o kaybeder, buradan bu kaybeder. Böylelikle mümin kardeşlerimizi kaybede kaybede hayatın sonuna doğru gideriz.